zaten Bekir Çelenk hemen gitti biliyorsunuz. Bir ay sonra ben varken getirmediler Bekir Çelenk'i. Çünkü biz Kintex'i hepsini dört dörtlük ortaya çıkardık. Bekir Çelenk'in kardeşinin ifadesini aldım ben. Abim anlatacak dedi. Anlatamadan öldü. Yani bize ben istifa ettikten sonra getirdiler Bulgaristan'dan. Ve iş kapandı. Peki az önce değindiğiniz şu akaryakıt kaçakçılığı meselesine gireceğiz. Fakat kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kozmiko'da kısa bir aradan sonra devam edecek. Gelelim şu akaryakıt kaçakçılığı meselesine. Yine 2005'te verdiğiniz bir röportaj. Diyorsunuz ki öyle bir sistem var ki binlerce ton petrol geçiyor. Bu işin içinde emniyet var, jandarma var, mali şube, hatta başka kurumlar var. 2005'ten bu yana bir şey değişti mi bir? Önce onu sorayım. Şimdi bu kaçakçılık, akaryakıt kaçakçılığı siz de takip ediyorsunuz. Dünyanın en pahalı akaryakıtını Türkiye'de satıyorlar. Niye? Devlet çok yüksek vergi alıyor diyorlar. Siz kaçakçılığını yaparsanız vergiyi cebinize atıyorsunuz. Yani o kadar yüksek kar var ki aldığınız bedelin 4 katını siz devlet adına tahsil edip cebinize atıyorsunuz. Yani muazzam bir gelir ve dolayısıyla şimdi bu akaryakıt kaçakçılığı olayı işte biliyorsunuz bu dönemde de yani hiçbir dönemde eksik olmuyor ama bu dönemde gerçekten üzerine gidiyorlar, kapatmıyorlar. Mesela o biraz evvel bahsettiğimiz bakanın döneminde bu işi yapan bir firmanın dosyası kapatıldı. Biz uğraşa uğraşa İzmit baş müdürü vardı bir hanımefendi sağ olsun o davayı zorla açtık yani davayı o cesur davrandı. Şimdi bu dönemde de bir paşa karıştı. Hangi dönemde? Yani 2005 yılında o zaten ondan sonra konular daha çok gündeme gelmeye başladı. Ha şunu mu kastediyorsunuz? Onu soracaktım. Evet. Hükümet döneminde bir firmaya zorluk çıkartılıyor 2005 yılında dediniz, demişsiniz. Evet. Ankara'da işini takip etmek için bu firmanın bir paşanın devreye girdiğini söylüyorsunuz. Evet. Bu olay mı? Evet. Şimdi oraya geliriz. Şimdi ama bunu niye anlatıyorum? Hayır, soracağım bunu. Detaylı evet. Soracağım zaten evet. Var notlarımın arasında. Fakat şunu merak ediyorum. 2005'te çizdiğiniz portreden 2011 bugün itibariyle bir değişiklik var mı? Bir gelişme var mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu işin içerisinde olan bazı patronların firmalarını sattıklarını görüyorsunuz. Yani Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. 18 milyar dolarlık diye bizim o bilgilerden sonra. Fakat bir işlem yapılmadı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Ama gördüğümüz manzara şu. Mesela şirketini satıyor. Ha, demek bu işi ki, yapan firmalardan bazılarının kapandığını görüyoruz. Tabii bakın buradan şu çıkıyor. Yani bunlar artık eskisi gibi kolay yapamıyorlar. Peki tamam. Evet. Ama hali hazırda yıllık bir dönem 7-8 milyar dolar deniliyordu. Evet. Doğru mudur bu rakam? Doğrudur tabii. Yani o rakamlar tamamen yani 4-4'lük doğru diyemiyorum. Yakın o rakamlar birbirine. Birden fazla evet. Kaynakta hemen hemen aynı rakam geçiyor. Yani evet. Yıllık Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığının hacminin 7-8 milyar dolar gibi bir rakam olduğu söyleniyor. Şu anda biraz düştü o rakam. Biraz düştü. Biraz düştü tabii. Peki evet. 2005'te sözünü ettiğiniz başka kurumlar var diyorsunuz. Hatta başka kurumlar. Hangi kurumları kastediyorsunuz? Şimdi başka kurumlar derken ben sadece akaryakıt kaçakçılığı değil başka yolsuzluk olaylarını anlatmıştım o röportajda. Hı hı. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz bu ihale, roç olayları çıkmıştı o zaman. Onlar herhalde onlarla karışmış olabilir. Çok ciddi bir olaydı o olayda. Yani yolsuzluk olayları ha, sadece... Daha genel bir ifade içinde söylediniz. Genel bir ifade içinde. Gelelim içerisinde. Şu meseleye. Evet. Orada anlattığınız firmaya zorluk çıkartılıyor. Akaryakıt kaçakçılığı yapan evet. Bir firmaya. Evet. Ve bir kor general demişsiniz. Rütbesini de söylüyorsunuz. Bir evet. Kor general devreye giriyor. Ve bu sahte benzin olayının davası da hala devam ediyor diyorsunuz. Evet. Ben mi kaçırdım, basına mı yansımadı? Şimdi şöyle, bazı davalar basına yansımıyor. Ne olduğu, ne bitti. Şimdi mesela bakın o firma... Peki dava aynı devam firma, ediyorsa eğer bu kor generalin evet. ismini söylemenizde mahsur var mı? Gazeteler yazdı zaten. Bu kor general doğuda çarpışmış teröristlerle. Ankara'ya geliyor, bir bakıyor ki arkadaşların hepsinin arabaları var, evleri var. Ben diyor boşuna zaman geçirmişim. İşte benim de şöyle bir hayatım olması gerekiyor. Çevresi var. Zamanın bakanlarını rica ediyor ve böyle bir aracılığa giriyor. İşin garip tarafı şu, savaştığı kişilerin kurduğu bir şirkete hizmet etmeye başlıyor. Kaçakçılığı yapan şirket, oralardan gelen bir grubun kurduğu şirket.
Yani Türkiye'de işler öyle birbirinin içine karışmış ki şunu düşünüyor herkes. Ve bu hala devam eden bir dava. Hala devam ediyor tabii. Ve firma açık mı hala? Firma başka isimler altında devam ettiriyor. Yani kaçakçılık olayı, petrol kaçakçılığı olayında bütün partilerden isimler var. İster muhalefet, ister iktidar. Bunlar biliniyor fakat hiçbir şey yapılamıyor. Akaryakıt kaçakçılığında gayet bütün tabii, partilerden? İzmit Körfezi'nde mesela kimler takip ediyor, ne yapılıyor? Uzun müddet bunlar biliniyordu ve sonuçta yavaş yavaş temizlenme oluyor diyoruz mesela ama. Bunların sizde bilgileri var mı? Zaten bilgileri. Biz onları Büyük Millet Meclisi'nde anlattık bir kısmını. Akaryakıt Kaçakçılık Komisyonu'nda. Tabii. Onları anlattık biz o dönemde. Ve dolayısıyla o komisyon gerçekten ciddi bir çalışma yaptı. Ve tabii sonuçta Türkiye'de hiçbir şey net bir sonuca ulaşmıyor. Yani kim ne kadar ceza aldı, ne oldu? Maalesef bilemiyorsunuz. Bir spekülasyon olarak son 10 yıldır söylenen bir şey vardır. Nasıl baktığınızı merak ederim. 90'lı yıllarda tırnak içinde kara para trafiğinin Türkiye'de uyuşturucu ticareti üzerinden ya da silah kaçakçılığı ticareti üzerinden yürüdüğü söylenir. 2000'le beraber burada bir takım tıkanmalar olduğundan dolayı aslında bu hacmin bir biçimde akaryakıt kaçakçılığına kaydığı ve bunun üzerinden döndüğü söylenir. Doğru mudur bu analiz? Şimdi uyuşturucu lafı geçince biraz evvel bir holdingden bahsetmiştik. Mesela döviz yok demiştik. O dövizlerin kaynağı uyuşturucudan temin edilen paralarla karşılanıyordu. Yani ham maddeler. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Kaç yılından bahsediyorsunuz? 1980'li yıllardan bahsediyorum. 80'li yıllardan bahsediyorsunuz. Yani 77, 78, o dövizin olmadığı dönemde mesela Bekir Çelenk Sedex diye bir firma kurmuş. Asidik anhidrit getiriyor. Yani uyuşturucu kullanan ham maddeyi o firma adına ithal ediyor Türkiye'ye. Bizim yazışmalarımız var. Büyük yabancı ülkelerle. Siz diyorlar bunu ne yapıyorsunuz? Sözünü ettiniz holdingle ilişkisi? İşte buradan elde edilen dövizle, parayla o holdinglerin ham maddeleri satın alınıyor. Varna üzerinden Türkiye'ye getiriliyor. Ve holdinglere teslim ediliyor. Çünkü holding, Merkez Bankası'nda para yok. Yani holding samimi olarak o malı ithal etmek istese Merkez Bankası'ndan döviz transferi olmadığı için mal mukabili geliyor zaten çoğu. Para gitmiyor, ödenmiyor. Yani sistem çökmüş vaziyette o zaman. İşte 70 sente muhtaç olduğumuz dediğimiz dönemde. O dönemden bu uyuşturucu trafiği de kullanılan, elde edilen gelirler bu şekilde Türkiye'ye yansıyordu. Şimdi tabii akaryakıt olayının dışında başka şekilde yansımalar da var. Nedir? İşte hayali ihracat olayı var. Hayali ihracat işte 80'li yıllardan, Özal döneminden sonra da hayali ihracat bedeli olarak değişikliklerden geliyor. Fakat bu akaryakıt kaçakçılığı meselesinde hacim biraz azalsa da hala devam ettiğini tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi yüksek veri, bakın şurada bizim müfettişler, teftiş kurulu bizim çok güçlü bir kurumdur. Şurada enteresan bir rapor var. Bu rapor İngiltere'de yazılmış. Bizim müfettişlerden biri bakın Smuggling, Tobacco Smuggling şeyde Times Nehri'ndeki kaçakçılık üzerine Sabri Soylu Gümrük Baş Müfettişi bir okuyorsunuz yüksek vergi dolayısıyla İngiltere'de kaçakçılık devam ediyor. Sigara kaçakçılığı. Tabii şu raporu okuduğunuz zaman gülüyorsunuz. Yani Batı gelişmiş bir ülke ama çünkü çok büyük kar var. Burada aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi sigara satışlarını azaltmak için tedbir mahiyetinde vergiler yükseltiliyor. Vergi yüksek olunca sigara fiyatları sigara fiyatı artıyor, kar yüksek oluyor ve kaçakçılık başlıyor. Yani burada biz kaçakçılık olayını sadece bu işi kaçakçılık yapanlar yapıyor şeklinde değerlendirmemeliyiz. Uygulanan politikalar, vergi sistemleri, yüksek vergiler teşvik ediyor bu işi. Ve dolayısıyla şimdi tabii en büyük kaçakçılık olayı mesela Amerika uyuşturucu önleyemiyor. Yani şu yolsuzlukları, kaçakçılık ve rüşvet yolsuzluklarını sadece Türkiye ve Gümrük Teşkilatı'na ait olarak görmek yanlış. Bütün dünyada var ama bizim Türkiye sahipsiz. Gümrük Teşkilatı sahipsiz. Dolayısıyla yani şu müfettişi tebrik etmek lazım. Bir yılına İngiltere'ye gittiğinde o kadar güzel incelemiş viski kaçakçılığı. Bizde de akaryakıtta bu yüksek vergi devam ettiği sürece... İncelemiş de sonucu ne olmuş? Sonuçta mesela oradaki tedbirler sonuç çıkartmışlar ortaya. Yani mesela bunların hepsi İngilizce hazırlanan raporlar. O müfettişle beraber yapıyorlar. Bizim
müfettişleri bir yıl yurt dışı görevi. Kaç yılında hazırlanıyor bu rapor? Bu rapor 2001 yılında hazırlanmış. Tamam, 2001 yılında hazırlanan bu rapor dönüp geldikten sonra. Evet. 2001 yılından bu yana sigara kaçakçılığında bir değişim var mı örneğin? İngiltere'den mi, buradan mı? Türkiye'den bahsediyorum. Şu anda Türkiye'de sigara kaçakçılığı her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor. Tabii bu işin yani arkasında... rapor hazırlanmış ama kaçakçılığın... Bu Türkiye ile ilgili değil bu rapor. Anladım. Evet. Neticede bu sözünü ettiğimiz müfettiş beyefendi İngiltere'ye bu sistemi incelemek üzere gitmiş. Evet, evet. Değil mi? Çok güzel bir rapor hazırlamış. Evet. Siz diyorsunuz ki dört başı bir mamur bir rapordan bahsediyor. İngiliz müfettişle birlikte hazırlamış. Tamam. Evet. Bu raporu hazırlayıp gelip en nihayetinde sunmuş değil mi Gümrük evet. Teşkilatına? Evet. 2001 yılında. 2001 yılının evet doğru. Ve fakat gün geçtikçe artıyor diyorsunuz. Çünkü vergiler yükseliyor ve tedbirler eksik alınıyor. Mesela Güneydoğu'da bu PKK'nın kapısı var. Yani bunları ben pek konuşmak istemiyorum ama giriş çıkışlar bizim bu konularda maalesef medyamızda... Nasıl, neyi kastettiniz anlamadım PKK'nın kapısı var derken. Bizim şimdi orada gördüğümüz, konuştuğumuz gümrük yetkilileri diyorlar ki onların da sınır kapıları var. Mesela bakın Hakkari'de bir bombalar patlıyor. Kimse ne medya ne de devlet doğru dürüst bu işin üzerine gitmiyor. Niye patlıyor? Kendi adamını niye öldürüyor? Kaçakçılık yapıp haraç ödemediği için. Örgüt... O yani ben diyor artık burada maddi olarak bu işi kontrol edip gelirimi, hayatiyetimi böyle sürdüreceğim. Yani bir devlet kurma faaliyetinin başlangıcı. Çünkü devletlerin kuruluşlarında gümrük teşkilatı çok önemli. Yani dikkat ediyoruz biz. Bakın Amerika kurulmadan evvel önce gümrük teşkilatı kuruluyor. O kadar önemli ki gümrük teşkilatı. Biz hala bu işin farkında değiliz. Nitekim Osmanlı'da da dikkat etmemişiz gümrüğün olayını. Şimdi zorlama bir çıkarımda mı bulunuyorsunuz? Yanılıyor mu? Hayır. Yani, ya da yanlış mı anladım? Yani siz PKK'nın... Petrol kaçakçılığı dahil bütün bakın bütün kaçakçılık olaylarında çok büyük rolü var şu anda. Güneydoğu'daki kaçakçılık organizasyonunda ve çok büyük bir gelir kaynağı. Bunu biz böyle afaki konuşmuyoruz. Orada görev yapan gerek muhafaza mensupları, gerekse gümrük mensuplarının anlattığı. Niye? Çünkü oradan geçenleri bazen jandarma yakalayıp gümrüğe getiriyor. Belirli bir hat var. Onlardan alınan ifadeler ve bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Ya peki sigara kaçakçılığının bunca artmış olmasının arkasında da bu mu var diyorsunuz? Şimdi oradan da geliyor, İstanbul'dan da geliyor. İstanbul'a Selpak diye beyan ediyorlar konteynere. Çay, hepsi geliyor. Yani yüzlerce konteyner arasından. İşte bazen tesadüfen yakalanıyor, bazen de takip sonucunda. Sadece oradan yapılmıyor. Her taraftan yapılıyor. Mesela sigara kaçakçılığında tahmininiz ne? Dönen rakam? Vallahi şimdi ben şu anda kesin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü biz ancak yakalanan rakamlara göre konuşabiliyoruz. Ama birçoğu yakalanmıyor. Yani onun için ben ciddi bir şekilde şu rakamdır dersem doğru bir rakam söylemiş. Tahmininiz bir aralık. Örneğin işte petrol için söylenen 7-8 milyar dolarlık biraz daha azalmıştır diyorsunuz. Gerçi orada biraz daha belirgin kabul ama birkaç milyar dolar var mıdır sigara içinde? Var. Çayla beraber var. Çayla beraber. Çayla beraber tabii. Yani çay ve sigara beraber birkaç milyar dolarlık bir hacmi buluyordur diyorsunuz. Gayet tabii. Evet. Şimdi siz görev yaptığınız süreye dönük olarak söylüyorsunuz bunu anladığım kadarıyla ama sigara kaçakçılığı vardı diyorsunuz o dönemde de. Sigara içki bizim kaçakçılığı... dönemimizdeki sigara kaçakçılığı sözünüz kesmiş çok farklı. Bakın o dönemde rahmetli Uğur Mumcu'ya Bulgaristan Kintex firmasının Türkiye'ye Marlboro sigara sattığını biz 3 yıl inandıramadık. Diyor ki o diyor sosyalist bir ülke Marlboro satmaz. Şimdi öyle bir şey ki günde mesela 10 tır giriyor. Bunu Türkiye'de bol sigara satmak için bu işler öyle bildiğiniz gibi değil. Maalesef bunlar anlatılamadı. Tekel'deki sendikayı kontrol ediyorlar. Mesela Abuzeroğlu'nun bir akrabası sendikacı. Oradaki üretimi düşürüyorlar. %75 düşüyor. Amerikan sigarasını daha çok satmak için. Biz bunların hepsini tespit ettik o dönemde. Rahmetli Günbey bu konularda o kadar büyük bir bize yani destek oldu ki sistem yani olduğu gibi çökerttik. Bilmeyen için dipnot düşmek lazım. Evet. Dönemi içinde efsane olarak nitelendirilen Gümrük ve Tekel Bakanı ki o dönem kabine dışında ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti miydi? Evet. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti evet. içinde Gün Sazak Bey'le beraber çalıştık. Beraber çalıştık. Ben öyle bir bakan hiç görmedim. Böylesine ülkesini seven, mücadele eden yani gelip bakan bizzat bizimle soruşturmanın neticesine bakıyor. Alışralı Sami'sinden tutun da
Şimdi o dönem, Çayır Ovası'na varıncaya kadar. O dönem kadar, ilginç evet, bir dönem. Hatta evet, kabul ederseniz bir gün bir süre sonra oturup bütünüyle o dönemi konuşmak gerekir diye vallahi ben şu bakımdan çok önemli buluyorum. Geçen gün bir gazeteci